boyama işlemi gerçekleştireceğiz. Bu saçı bir ay önce boyamıştık, aktı, biraz renk karışıktı, küllü renklerde boyadık. Şimdi bu seviyelerde tutup tekrardan biraz küllü kumral yapmaya çalışacağız. Dipleri de boyayacağız aynı zamanda. Dipler biraz daha altı bazında, biraz daha koyu. Onu da bu seviyeye getirerek rengi bütünlemeye çalışacağız. Sonrasında zaten hep birlikte görmüş olacağız nasıl bir renk çıkacak. Şu uçlar biraz daha şuralara göre hafif bir kızılımsı duruyor. Onları baskılayacağız küllü renklerle. Ama çok koyulaştırmamaya da özen göstereceğiz. Hadi bakalım başlayalım. 9-0'dan biraz sıkıyorum. Diplere yapacağız bunu. 9-11 sıkacağım. 0-11 sıkacağım. 10 volüm oksidan kullanacağız. Şimdi dipleri boyadık, uçları boyayacağız. Uçlara da şöyle 7-1 kullanalım biraz. Dipten artan boya var burada. 8-12 kullanacağım. 30 gram 7-1, 15 gram 8-12, 0-11 sıkacağım. 4-5 gram 0-11, biraz ana renk sıkacağım 6-0'dan. Renk biraz daha kalıcı olsun. Yine 10 volumoksudan 1'e 1,5 yapacağız.
Evet, renklendirmeyi yaptık, bitti. Biraz daha o şeyleri baskıladık. Kızıllıkları hafif baskıladık. Çok az, bir tık koyulaştırdık. Ama küllü olduğu için hızlı akacak yine. O yüzden renk biraz daha değişecek. Ama şimdilik biz biraz daha baskıladık, biraz daha rengi farklılaştırdık. Tamamen küllü renkler kullanarak bu hale getirdik. Dipleri 10 volüm, 9-11 ve 9-0 ile boyadık. Dengeledik yani. O yüzden yüksek volüm kullanmadım. Yüksek volüm kullansaydık dipler daha açık duracaktı ve kızaracaktı. Kızarmaması için, uçlarla aynı olması için öyle bir uygulama yaptık. Ve zaten bütün formülleri de gördünüz. Sizler de lütfen videonun altına yorum yapın ve fikirlerinizi belirtin. Tamamdır.